Kullarının kaderi senden sorulur. Hayır ve şer sendendir. Gelişime bunları neden deva gördün ha? Neden? Yaşıyor mu yan Mehmet? Bilmiyorum. Çek. Tamam var ya. Yaşıyor galiba. Yaşıyor. Çek bakalım. Kaçtı jandarma? 156 idi. Çabuk ara, çabuk. Hey, yetişin gelin. Bu avrat yaşıyor. Nefes alın, gelin. Ya, yaşıyor. Allah Allah. Hey, Zeliha çok can yaktı. En çok da sizin canınızı yaktı. Zeliha'nın arkasından üzülmek hiçbir boyatlının aklına gelmezdi. Ama vallahi üzüldük. Ya sevdiklerimiz üzüldüğü için üzüldük. Ya da ne bileyim. Ölüm garip bir şey. Deşmenin alemi yoktur. Turisa. Meto gelmiş. Demek gelmiş. Evet baba. Havaalanında çok büyük bir karşılama yapmışlar. Tedbir almak gerek. Kahya. Buyur ağam. Korumaları arttırın. Herkes tetikte olsun. Bu Zeliha da k***mancık ama bela avratmış ha. Kimi sorsak o öldürmüş. Sana bir şey diyeyim mi ağam? Karı babasından yiğit çıktı. Baktı ki Reşo bu işi kıvırmaktan aciz. Oturup bir de kendi canını kıydı öyle mi? Anlayacağın durum vahimdir Beytoğa. Aşiretimiz sahapsız kaldı. Yüzümüz yerde. Zeyno kadın Reşo ayı parmağında oynatır. Ağalığını bilmezse olacağı budur. Bütün umudumuz sendedir. Aşiretimizi ayağa kaldırmak farz olmuştur Beytoğa. Reşo'nun tahtı ananın ak sütü gibi helaldir sana. Dünya bir garip. Biz ki yıllarca gavur ellerinde kaldık, hiç değişmedik. Giderken dedik ki arkamızda Reşo ağamız var. Hakkımızı da korur, hukukumuzu da. Kanımızı yerde komaz. Peki ne oldu ha? Bu insanlar ne oldu da değişti? Kim onları dize getirdi? Güzel işi bulmuşlar mı? Ali ile konuştum. Aramaya devam ediyorlar. Hayattayken öldürmek için aradım. Sen kızını öldüremezdin baba. Buraya nasıl geldin? Tanrı'nın eli sayesinde. Anlamadım. Tanrı mucizesini gerçekleştirsin diye Fırat'ın balıkçılarını kullandı. Niye öldürmek istedin kendini? Plan var mı?
burada olduğumu bilen? Aşağı yukarı bütün köy. Gitmem, gitmem lazım. Tavsiye etmem. Sen düzeni kurmuşsun. Bir yandan babamdan aldığın topraklar, bir yandan Boyatlı soyuyla Altak Geberkiler. Adını bil Beytol. Sana mı soracaktık? Biz onlarla barış yaptık. Evet, barış. Yıttığım gibi gelmişsen. Yani pis işlere devam edeceksen, şunu iyice kafana sok ki bu aşiret hala benden sorulur. Evvelden izin vermedim, şimdi de vermem. İşlerim beni ilgilendirir ağam. Barış'a gelince, dökülen son kan ağamın kanıydı. Rızamı almadan yapılmış barış beni bağlamaz. Orada dur Beyto! Barış'ın diyeti Kerimoğullarının şerefiyle mi ödenir? Geldi günü duyunca Beyto, içimden demiştim ki İnşallah edebiyle gelmiştir. Yanılmışam. Hazır edepten söz etmişken ağam, söylesene bana, kızının nerede? Defol giden bundan! Sen aşağılık bir adamsın. Ya Celal suratına asalet koymuşsun, defol git evimizden. Silaha gerek yok. Hakkı! Kal orada! Sen benim evime bu şekilde giremezsin. Ne işin var burada? Kötü bir niyetim yok. Görüşmeye geldim. Ne diyeceksen de, hemen topraklarımı terk et. Merhaba Hakkı. İçeri gir bacı. Söyle bakalım. Zaman nasıl Fırat gibi hızlı akıyor, değil mi Hakkı? Boyatlı sülalesinden döktüğün kanın hesabını verme zamanı geldi. Feyzo. Geberteceğim seni Hakkı. Abi! Ben cezamı çektim Beyto. Çektiğin cezayı devlet kesti. Beni bağlamasın. Derdin bu olsun. Bir ödeme de sana yaparım. Topraklarımda işin yok Beyto. Hiçbir zamanda olmaz. Hadi diyeceğini de çek git. Hemen şimdi. Sizde bir emanetimiz var. Ne emaneti? Dip. Seni gebertirim Beyto. O çocuğun adını ben koymuşam. Çocuğu istemeye hakkım var. Kim verdi sana o hakkı? Töremiz. Ya bir bebeği öldürmekle mi kurtulacak töreniz? Karışma bu işe be kadın. Namusunuz o çocuğu öldürmenize mi bağlı? Ha? Diyelim ki öyle. Ya bir bebek katili olmanın namussuzluğu ne olacak ha? Ya bu alçaklığı nereye koyacaksınız? Ellerinize bulaşan o kanı böyle gösterecek misiniz herkese? Ya bakın bu çocuk kanı ama zararı yok. Töremiz kurtuldu diye. Sen ne diyorsun be kadın? Sen gayri... Kızım şereften söz ediyor Beyto. Namustan, ahlaktan ve de cesaretten. Yani sende olmayan şeylerden. O yüzden hiç yorma kendini. Anlayamazsın. Hoş geldin Reşo. Hoş bulduk Zeyno kadın. Torunumu senden almaya geldim Zeyno kadın. Elbette Reşo. Ben getiririm. İşte torunun Reşua. Güle güle huzur içinde büyüt. Kanımdandır ve canımdandır. Bundan böyle onu almak isteyen gelsin benden istesin. Görüşürüz Hakkı. İstediğiniz zaman. Yürüyün. Güle güle. Al kızım. Güle güle Reşva. Hoşça kalın. Eyvallah. Hadi gidelim. Hoşçakalın.
geçmiş olsun. Bakışların rahatsız ediyor. Kimsin sen? Jandarma niye gelmedi? Haber vermedin değil mi? Verecektim. Sonra? Biri beni vazgeçirdi. Kim? Köyün ebesi söyledi. Kızı töreye kurban gitmiş. Sen de onlardan mısın? Kimlerden? Şu köşeye sıkışanlardan. Törelerin köşeye sıkıştırdı. Hayır, değilim. Kimsin o halde? Ben kendini köşeye sıkıştıranlardanım. Tatmin oldun mu? Hayır. Reşua diye birini duydun mu sen? Kim duymaz? Bu çocuk baktıkça bana azap verir, utanç verir. Olmaması için her şeyimi feda ederdim. Yine de alıp geldin ama. Çünkü günahlarımın kefaretidir. Allah böyle takdir etmiş. Hem gördüm ki Ceyno'ların da başı Beyto etiyle bebek yüzünden belaya girecek. Ben de gittim aldım işte. Yettim baba. Ne diyelim? Eline yüreğine sağlık. Murat. Gel bakalım. Buyur baba. Bu velet Zeliş'e benziyor. Evet, biraz benziyor. Ağız yapısı aynı. Ay canım. Bana da öyle gelmişti. Ağlama, sus ağlama. Ver bakayım şu torunumu bana, ver. Tamam, tamam, tamam. Hadi bakalım. Aslanım, bak bak nasıl esniyor. Benim kucağıma gelince esniyor. Oh. Al. Eyvah ona. Gel canım. Dayın seni sevsin birazcık. Tamam, babam bile yumuşadı. Sen mazlum için ne zaman yumuşayacaksın Murat? İçinde mi? İçindedir. Tamam içeri bırak. Emanet hazır mı? Hazır ağam. Bu gece yerine teslim edilsin. Baş üstüne ağam. Getir patlıcan at, biber at, domates at. Alın alın. Şşt, Maho. Aman Gülnaz abla, çok acıktım ben ya. Ha. Gel buraya patlıcanları al. Ey maşallah. Hadi bakalım. Oradan dolma versene. Evet. Birim 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 birim. Etlere bak. Kızlar buraya bir baksalar. Çok güzel. Nasıl? Çok güzel. Hadi etlerimizi yiyelim. Buyur Zeynep. Aa, hadi oturun. Gel hayatım. Hadi bakalım Mao, patlat bir türkü. Ya amca kanım, hadi 2 dakika bir yemek yiyeyim be. Haydi oğlum. Hadi Mao. Hadi hadi amca. Hadi. Yersin yersin. Kurbanın etrafı dumanlı dağlar. Şuraları toparlayın. Kaldır şunları. Al aç. Kimsin? Bizi Beyto Ağa gönderdi. Fazla yaklaşma. Sakin ol, marasaya gelme. İstersen dene. Bunu hakkı ana ver. Beyto Ağa yollamış dersin. Afiyet olsun ağabacım. Sağ ol Memo, hayırdır? Beyto'nun bir adamı şu paketi getirdi. Hakkı ağama yollanmış. Kontrol ettik ağa, zararsız.
Beytonla kasını gömleği. Üzerindeki benim akıttığım kan. Bu Beyto delirmiş. Ağası bu Beyto'dan çok daha şerefliydi. Alo. Tabii bir dakika vereyim. Ağam telefon sana. Buyur ağam. Alo. Hediyemi aldın mı Hakkı? Tam sana yakışan bir hediye Beyto. Hatırladın mı? Evet hatırladım. O gömleğin aynısını yakında sana giydireceğim. Bak. Uzaktan hırlamakla ömür geçmez Beyto. Elinden gelenin ardına koyma. Koymayacağım. Koymayacağım. Bu adamla işimiz var. Hakkı. Oğlum. Oğlum. Hakkı. Sakın. Oğlum. Hakkı sakın. Döndüğümden beri şöyle doğru düzgün konuşamadık seninle. Neler yapıyorsun? Anlat bakalım. Ne olsun? Dersle uğraşıyorum. Arada test kitaplarına bakıyorum. İyi. Okumak güzel. Adamı adam yapar. Ama başka şeyler de var hayatta. Sen şimdi nedir bunlar diyeceksin. Geldiğin yeri unutmayacaksın. Köklerin, örfün, adetin, kimin kanını taşıdığın, bunlar hepsinden mühim Bilal. Anladın mı? En mühimi bu. Evet amca. Ananın sülalesi sana bunları öğretmedi mi bunca senedir? Babanın katili Hakkı hala hayatta, biliyorsun değil mi? Kaldır kafanı. Yüzüme bak. Cevap ver. Bir adam ki kanını yerde bırakır, onun şerefi de, namusu da, erkekliği de, yiğitliği de ayaklar altındadır Bilal. Ayaklar altında. Anladın mı yeğenim? Yiğitlik atıp tutmakla olmaz. Şan şöhret parayla olmaz. Yiğit dediğin şerefine, namusuna sahip çıkandır. Yiğit dediğin dökülmüş kanın hesabını soran ve de hasmının yüreğine korku salandır. Anlaşıldı mı? Hı hı. Bu senin. Al onu, tak belini. Al sana yeğenim. Sana güveniyorum Bilal. Tamam, bitti işte. Kafan amma sağlam. Kurşun bile işlememiş. Kim olduğumu öğrendin. Hala aramayacak mısın jandarmayı? Neden sordun? Beni burada bulurlarsa başın derde girer. Ya haber ver ya sonucuna katlan. Al. O kadar meraklıysan jandarmayı kendin ara. Şımarık ağa kızı gibi davranmaktan vazgeç, çünkü umurumda değil. Beğenmeyip attıklarının birazına sahip olmak için buradaki insanlar her gün ömür törpülüyor. Onların derdi bana yetiyor. Seni pohpohlayacak halim yok. Şimdi arayacak mısın jandarmayı, aramayacak mısın? Güzel. Ayrıca akıl erdiremediğim bir şey. Kafasına silah dayayıp tetiğe basan ve kararlıysa, ölmek isterse sahiden ölür. Elin titremiş olmalı.
Ya da son anda içinden geçen yaşama isteği. Belki çocuğunu düşündün, kim bilir. Korkma. Bu kusur ya da bir suç değil. İnsancı bir duygu, o kadar. Neyse. Hadi yat artık. Hadi. Delişim benim, kuzum. Babam. Deli, kuzum. Seni çok özledim baba. Hadi benimle gel. Öyle yalnızım ki baba. Gittiğim yerde birlikte oluruz. Sadece ikimiz. Sen ve ben. Hadi baba. Bırakma beni. Gel benimle. Canım. Zerişim ben. Hadi baba. Hazır mısın baba? Hep bu an bekledim. Geliyorum. Baba, ne? Baba. Geliş. Uzanmıştım. Yıldızlara bakarken içim geçmiş. Elif nerede? Uyuyor. Keşke hep beraber derin bir uykuya dalsak. Sevdiklerimizle bir mağaraya kapansak. Eshab-ı Kehf gibi tam 7 asır uyusak. Firavun askerleri bizi bulamazsa. 7 asır sonra gözlerimizi açsak. El ele tutuşsak. Ve son defa gözlerimizi kapayıp huzur içinde ölsek. Geride kimse kalmasa. Kimse kimseye ağıt yakmasa. Ben geldiğimde rüyamı görüyordum baba. Ne gördün rüyanda? Ata biniyordum evlat. Kırmızı bir ata. Adam ki kanını yerde bırakır. Onun şerefi de, namusu da, erkekliği de, yiğitliği de ayakları altındadır Bilal. Sana güveniyorum Bilal. Kerimoğlu aşiretinin şerefini sen kurtaracaksın. Bilal. Ana. Ne o tabanca? Nereden çıktı? Amcam verdi.
Ne yapacakmışsın onunla? Bilmiyorum. Al tak beline dedim. Başka ne dedi? Oğlum, söylesene başka ne dedi? Ana, o haklı denilen adam babamı niye vurdu? Kan davası işte, yeni mi duydun? Tamam, kan davası da niye vurdu? Ne bileyim ben? Bir adam kanlıysa kanlıdır, başka sebep de gerekmez. Oğlum, sen düşünme bunları. Zaten barış oldu. Kanman kalmadı çok şükür. Keşke daha evvel bitseydi de baban erken ömründe kara toprağa girmeyeydi. Kaldır o silahı. Koy oraya. Sen bunlarla uğraşma. Kafana takma, oldu mu? Sen okulunu bitirmene bak. Tamam. Kurban olurum. Kurban olurum sana. Oğlum. Anam. Yavrum. Asma suratını artık. Elimde değil. O kanlı gömleği birden görünce, sonra üstüne gelen o telefon, ben bir an seni düşündüm. Bak, güzelim, bana deli gömleği giydirmeye kalkan çok oldu. Yukarıda Allah var, pek de haksız sayılmazlardı. Ama hiç kanlı gömleğe gelince, sen içini ferah tut, o iş biraz zor. Sen az önce ne dedin? Bilmem. Hatırla. Vallahi ben bu oyuna bir şeyler dem. Hangi birini hatırlayacağım? Hatırla dedim. Kanlı gömlek? Ondan önce. Deli gömleği. Daha önce. Vallahi bilemeyeceğim, sen söyle. Güzelim. Güzelim dedin. Vallahi kusura bakma, ağzımdan kaçtı. Yok. Kusura bakmadım. Hatta hoşuma bile gitti. Neden? Neden mi? Ne demek neden? Eğer bunu anlamıyorsan... Anlamam gereken bir durum mu var? Aklın sıra her şeyi bana söyletip hazıra konacaksın değil mi Hakkı? Yok öyle ya ama. Nasıl, ne yapayım? Uyuyor baba. Mamasını yedi mi? Yedi. Sütünü içti mi? Mamasını yedi işte. Kızım ben ne anlarım mamasından, sütünden? Tamam canım, benim de hoşuma gidiyor böyle ilgilenmen. Haberler kötü. Ne oldu yine? Zeyno anayı aramıştım, şimdi o söyledi. Tebeleme de anlat be oğlum. Beyto Hakkı'ya kanlı gömlek göndermiş. Demek sonra dişini gösterdi. Ben onun dişini sökmesini bilirim. Baba. Yeter be baba. Yeter be. Çekilin yolundan. Ben daha ölmedim. Kaya. Buyur ağa. Topla adamları. Şu Beydo'yu da biz ziyaret edelim. Derhal ağa. Baş üstüne ağa. Murat. Ben babamla gidiyorum. Aa. Emredin komutanım. Geç şöyle otur. Beyton'un dosyası geldi. Kabarık mı? Kabarık ama boş. Adam çok akıllı. Hamburg ve Berlin'de ikişer kez tutuklanmış. Sonuç? Hepsinde yırtmış paçayı. Bir bu eksikli başımızda. Diyorum ki gidip onunla bir konuşayım. Ne konuşacaksınız? Hoş geldin falan derim. Tabii anlayacağı dilde. Çay içer misiniz komutanım? İçerim Ender. Posta.
Emret komutanım. İki çay getir bize oğlum. Emredersin komutanım. Destur Reşua. Bu gelişin iadeyi ziyarete pek benzemiyor. Senin evime gelişin de pek ziyarete benzemiyordu Beytol. Evet Reşua. Seni dinliyorum. Cevap ver Beytol. Gönderdiğin o kanlı gömleklerin nesi? Ağamın gömleği Reşua. Ölümünün üstüne sünger çektiğin ağamın kanlı gömleği. Attığım adım, verdiğim söz, aldığım nefes, bütün kendim oğulları içindir. Herkesi bağlar. Sen dahil. Beni geç Reşua, beni geç. Bir barış yaptık. Bu ayaklı soyuyla kavilleştik. Bütün hesaplar temizlendi. Temizlenen senin hesabın, benim değil. Barışı bozmanın vebalı ağırdır Beyto. Benim lafımı yere düşürmenin vebalı kadar ağır. Ben derdimi anlatamadım galiba. Dünyanın bir ucundan kalkıp buralara gelmişsek laf olsun diye değil. Biz senin kaçtığın bütün o veballeri üstlenmeye geldik, anladın mı? Sen o vebalı taşıyamazsın Beyto. Ve şu ağanın dostlarına düşmanlık etmenin vebalını taşıyacak bir Allah'ın kulu daha bu dünyaya gelmemiştir. Şayet var diyen çıkarsa onu bu dünyaya geldiğine pişman etmek boynumuzun borcudur. İşte bu da son sözüm. Kalbini fazla yorma Reşua. Allah korusun ama kendine o kadar yüklenirsen dediklerini yapamayabilirsin. Sen orasını dert etme Beyto. Babamın eksik bıraktıklarını ben tamamlarım. Üstelik benim kalbim bayağı sağlamdır. Anlayacağın, İş o noktaya gelirse Allah seni de korusun. Göreceğiz Burak Ağa. Göreceğiz. Birer çay daha içer misiniz? Sağ ol, hemen çıkacağız. Toplantı kaçta? Müşteriler 10:30'da gelip fabrikayı gezecekler, ona göre ayarla. Hakkı. Bu arada şu korumaları ihmal etme ne olur. İkinize de zarar gelsin istemiyorum. Gerekirse fabrikaya birkaç bekçi daha alın. Bekçi işi kolay. Alarm da taktırırız. Korumaya gelince camodan hala koruma mı olur? Bak aslan gibi maşallah. Ben ciddiyim. Beyto'yu hafife almayın. Abla, vallahi ben tek başıma daha güvendeyim. Bak bir şoför aldık. Herifin ilk icraatı bizi nişan tahtasına çevirmek oldu. Oğlum, sen de gittin gözünü çıkardın. Bilmediğin adamı şoför yaparsan... Şans işte, kısmetsiz bedevi misali. Bu niye sırıtıyor? Ha? Niye sırıtıyorsun? Hadi al. Niye sırıtıyorsun? Hadi hadi. Allah be, şu güzelliğe bak. Oh. Hoşça kal Zeyno ana. Soytarılar, defolun gidin. Hayırlı işler. Allah işinizi rast getirsin. Ağam, jandarma komutanı geldi. Herhalde sizinle görüşecek. Tamam, karşıla. Peki ağam. Hoş gelmişsin komutan. Buyur geç. Öyle mi?
Hoş geldiniz komutan. Hoş bulduk. Üsteğmen Ali. Memnun oldum. Buyurun. Çay ister misiniz? Yok, sağ ol. O zaman komutana soğuk bir ayran getir. Baş üstüne ağam. Evet komutan. Durduk yere bu ziyaret nereden çıktı, öyle mi? Anlatırsan dinleriz. Seninle açık konuşacağım Beyto. Kulağını iyice aç, beni dinle. Yıllar sonra buraya hangi sebeple döndüğünü şimdilik bir kenara bırakalım. Bilmen gereken bir şey var. Döndüğün bu şehir, bıraktığın şehirden farklı. Sen giderken kan davası vardı, şimdi yok. Acılar çekildi, diyetler ödendi ama sonunda barış yapıldı. İnsanlar sözlerini tuttular, barışa uydular. Dahası artık dost oldular. Bunları bana niye anlatıyorsun komutan? İhtiyaçtan. Testi kırılmadan önce gelip konuşmak istedim. Tıpkı Nasrettin Hoca hikayesinde olduğu gibi. Ağamın katilini aferip sokağa salan devlet barış diye karşıma dikilirse dilim belki buna itaat eder ama aklımın isyanı sürer komutan. Katilleri yaratan da bu saçma sapan akıldır Beyto. İyisi mi sen aklını başına al. Al ki külahları değişmeyelim. İyi günler. Kerimoğullarının şerefi de namusu da sensin Bilal. Gazan mübarek ol. Bugün senin için şerefli bir gün. Göreyim seni. Yüzümüzü kara çıkarma. Ki şu dış cepheyi kışa girmeden... Yiğit dediğin şerefine namusuna sahip çıkar. Yiğit dediğin dökülmüş kanın hesabını soran... ...ve de hasmının yüreğine korku salandır.
vuracaktı. Gelme. Gelme, orada kal. Hakkı! Dur! Amca! Neyim o? Gelme. Gelme en üstüme. Sakin ol delikanlı. Sakın yanlış bir şey yapma. Sakın. Sakın korkma. Kimse sana zarar vermeyecek. Gelme üstüme. Gelme üstüme. Biraz konuşalım seninle. Hayır, hayır, yaklaşma. Korkma. Sana bir şey yapmayacağım. Gelme. Gelme, bırak gideyim. Gideceksin, merak etme. Çek. Neden öldürmek istiyorsan beni? Sera. Sen babamı öldürmüşsün. Sen Feyzo'nun oğlu musun? Bilal misin sen? Değiştiremem. Sana babanı veremem Bilal. Ama katil olmana engel olabilirim. Yüzüme bak. Bilal. Bak, ben artık babanı öldüren o adam değilim ha. Ben cezamı çekmişim. Ömür boyu da çekeceğim. Mahpusta yattığım 10 seneden bahsetmiyorum ha. Bak. Babanı öldürmeseydim şimdiye senin kadar çocuğum olmuştu ha. En büyük ceza budur ha. Aslanım. Sakın yapma çocuk. Sakın yapma. Gel, gel. Aman, gel, gel, gel.
Ölmek nedir bilir misin çocuk? Hı? Nereden bileceksin ki? Daha yeni doğdun sen. Ölmek. Ölmek kalbin durması falan değil. Ölmek öyle bir şey ki... Hani sevmek istersin, sevemezsin. Sevdiğini cihana ilan etmek istersin. Edemezsin, susarsın. Ölmek böyle bir şey çocuk. Sevmek ama susmak. Baba. Ben de çocuğu sana getirecektim. Ama uyuyakaldı. Bence rahat iyi. Biraz daha kalsın. Biberonu. Uyandığında susamış olur, verirsin. Seni çok seviyorum baba. Aile şerefimizi yerle bir ettin. Hiçbir şeyi beceremiyorsun lan sen. Çık dışarı. Bu korkak 3 gün 3 gece enikler gibi avluda yatacak. Haneden içeri adımını atmayacak. Önüne sadece ekmek ve su koyacaksınız. Anlaşıldı mı? Bırakın beni. Bırakın beni. Ana. Yaklaşma ona. Bırak. Ne yaptın ona? Oğluma ne yaptın? Defol buradan. Anamı bırakın. Bırakın beni. Sustur şu veleri. Sen sus. Karışma. Kapat çeneni. Götür şunu. Sen yaptın dedi. Onu sen çaldın. Hakkın üstüne. Kapa çeneni be kadın. Bu oğlanı ne hale getirmişsin bir bak ha. Neresi erkek lan bunun? Oğlumu bırak. Bırak onu. Derhal köyüne döneceğim. Hemen şimdi. Benden habersiz onu görmeyeceğim. Ben nasıl istersem oğlun öyle yetişecek. Bir adam gibi. Hadi şimdi yallah. Hayır. Hayır oğlum almadan gitme. Yahya. Kapı dışarı edin şu avradı. Bir daha eşikten içeri adım atmayacak. Ah ben olayım. Götürün şu korkağı şuradan. Hadi, hadi. Yürü, yürü. Gözünü görmesin. İşte burası. Yavaş, yavaş. Yaslan bana. Yavaş, yavaş. Kendini yormadan şuradan yavaş yavaş çık. Şuraya tıkla. Evet. Güzel. Dur. Evet. Gel. Gelip gidenim yoktur. Rahatsız eden de olmaz. Bir süre burada kal. Kendini toplayana kadar. Sonra boş ver. Sonrasını kim biliyor ki? Sağ ol. Sana çorba yaptım. Canım istemiyor. İster misin diye sormadım. Doktorun emri. Zorlama. Bana bırak. Öyle korkmuş ki çocuk. Görsen içim parçalanır. Çocuğun korkusunu gördüm. Elindeki tabancayı falan unuttum ha. Kalbinin bir atışı var. İnsanı sağır eder.
Tetiğe basan yetişkin mi çocuk mu ne fark eder? Mermi mermidir sonuçta. Bugün orada ölebilirdin. Ama ölmedik. Demek ki daha görecek günümüz varmış Sayın Gülnaz Hanım. Görüyorsun değil mi? Her şeyi nasıl hafife alıyor. Laf dinleyip yanına koruma almazsan... o günleri biraz zor görürsün Hakk'a. Zeyno ona haklı. Korumayla dolaşsan neyin eksilir? Agabacım, Hakk'a. Evet Memo. Reşo'a geldi. Yanında Murat Ağa ile Elif abla. Aa, hemen karşılar. Geçmiş olsuna gelmişler. Hadi bakalım. Vallahi şu taziyelerle geçmiş olsunlar olmasa Reşo Ağa'yla hasret gideceğiz öbür tarafa. Yani buna da bir şey buldun ya. Hoş geldin Elif kızım. Geçmiş olsun. Hoş geldin Reşo Ağa. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin Murat. Sağ ol Reşo. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun bir şeyler. Merhaba. Sağ ol. Doğru. Geç şöyle içeri de konuşuruz. Gülnaz. Memnun oldum. Ağasına içi yanan onun emanetine ihanet etmez. Körpecik çocuğu eline silah verip bir tabur insanın üstüne sürmez. Bilal'in oradan sağ çıkamayacağını bilir. Ne rezil bir hesaptır bu Zeyno Ana. İnsan yeğenini bile bile nasıl ateşe atar? Bu kıyamet hesabıdır Cemo. Anca zebaniler yapar. Beyton'un hesabı bellidir. Beni saf dışı edip aşiretin başına geçmek... pis işlerine kaldığı yerden devam etmek. Babamın ak dediği her şey kara diyecek ki ona karşı çıkmak için bir sebebi çıksın. Yani kan davası hortlamış, kapanmış yaralar yeniden kanamış adamın umuru değil. Haşa huzurdan bu ne şerefsiz bir adam. Sırf ağasının öcünü almak için gelse dikise karşıma. Diyeceğim yüreği yanmıştır gözü bir şey görmez. Zehir ticareti ve silah. Ve daha çok para. Uğruna neyin feda edildiği Beto için önemsiz. Hakkı'ya gönderdiği kanlı gömlekten sonra onu ikaz ettim. Dinlemedi. Şimdi cezasına katlanacak. Bu ceza Beytoy'la kalsa amenna. Lakin yangın için kılcım bahanedir Reşo'a. Beyto gelir gelmez bir sürü taraftar topladı. Evet, tedbiri elden bırakmayalım. Sağlam duralım. Ancak Beyto'nun ateşine de körük tutmayalım. Zeyno'na haklı baba. Yaz buz bir yangın değil bu. Binlerce insandan bahsediyoruz. Birlikte hareket etmeniz şart. Bu acılı halinden kalkıp buraya gelmen... bunları düşünmen bile... nasıl desem... İnsan canından can kaybedince... kalan canların kıymetini daha çok anlıyor. Biz yaşlandık Zeyno kadın. Bugün varız, yarın yok. Giderken etrafı temiz bırakmaktır gayemiz. Bu temizliğe Beyto alacağı da elbet dahildir. Asıl yiğitlik silah çekmek değildir. Bağışlamaktır. Ama yapılacak her hareket, akıtılacak her kan huzurumuzu yeniden bozacaktır. Bu bellidir. Bizim canımıza bir zarar gelecekse akacak olan kan yerinde durmasın, aksın. Yemin ediyorum ki ailemden her birine atılacak kurşun karşısında benim olur. Sen de çok çabuk yoruluyorsun kızım. Sen yordun. Sen yorucu bir adam. Beni bile çok yordun. Sen de bu yaşta çok çabuk yoruluyorsun. Eğer burada sıkıldıysan dinleneceğimiz bir yere gidelim. Nereye? Senin dinleneceğin hem de çok seveceğin bir yer.
Ben daha küçük bir kızım. Büyüme zamanı gelmiş bir kız. Zeliha, uyan. Uyan Zeliha. Zeliha. Kendine gel. Tamam, sakin. Geçti, geçti. Kabus gördü. Tamam, geçti. Dur, sana söyleyeyim. Kabusları var. Bekalsın. Anneanne. Mert niye kalktın yavrum? Ablam daha gelmedi mi? Bekliyoruz. Bakalım evinin yolunu hatırlayacak mı küçük hanım? Telefon da kapalı hasbanın. Hadi sen git yat çocuğum. Yok anneanne, benim de uykum kaçtı. Bu gece yarım kaldı. Niye? Bence gayet güzeldi. Sen benim de demek istediğimi anladın. Evet anladım. Belki başka zaman. Ha? Bilmem. Hoşça kal. Ağır ol, burası bizim mahalle. Büyümeye karar verirsen haber ver. Görüşürüz. Bye. Şuraya bak. Saat kaç oldu? Hala ortada yok. Hırlısı var, hırsızı var. Başına bir şey gelse ben nasıl anlatırım annene, ha? Nasıl? Oo, hoş geldin ablacığım. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar demek için biraz geç kaldın kızım. Saat sabahın ikisi. O zaman iyi sabahlar. Lafım bitmedi. Ben yatıyorum. Buraya gel Merve. Benimle didişmekten yoruldun. Sorumluluğumu daha fazla taşımak istemiyorsun. Ya böyle gidersen beni anneme havale etmekten başka çaren yok. Nasıl? Doğru bildin mi anneanne? Eğer yeni bir şey varsa dinleyeyim. Yoksa bırakın yatayım. Hayır. Yeni bir şey yok. Yatabilirsin. İyi geceler Merve. Sana da abla. Evet buyurun. Ağan Mert adamdı. Benimle hesabını kendi görmeye kalktı. Üstüme Sabi Sübyan yollamadı. Orası seni ilgilendirmez. Sen ölmene bak Hakkı. Alo. Alo.